Kesinlikle. Bunu özellikle rica ediyorum. Peki hep İmamoğlu'nun Cumhurbaşkan yardımcılığı... Bir şey sorabilir miyim Ahmet Bey? Adaylığı. Ona geçmeden hep İstanbul konuşuyoruz da bu deprem bölgesinde de kentsel dönüşüm olacak mı? Hangisi? Onu bilmez ki Tevfik mesela, Bey. Mecbur olacak enkaz her mesela, taraf. Yıkılmayan yerler mesela Kahramanmaraş Tekke Mahallesi diyorlar. Soruyorlar hani Malatya'da falan mahalle. Maraş'ta ama şimdi o Tevfik... Ben bilmiyorum. Sizin bilmediğiniz yani. Ben yanlış bir şey söylemiş olurum. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılığı adayı. Yani şöyle nasıl olsa kazanamayacaklar için tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bu kadar emin olmayın ya. Allah'ın izniyle ben milletimize çok güveniyorum. Çünkü bizim milletimiz Kadir Şinas'tır, irfan sahibidir, idrak sahibidir. 20 yılda bu ülkeyi ekonomide, kültürde, sanatta, mekanda, altyapıda bu noktaya taşımış ve dünyada hiç görülmeyecek bir şey galiba. Yaklaşık 700-800 binlik konutu ben size bir yılda yıkıp yapıp vereceğim diyen bir lidere aziz milletimiz yarı yolda bırakmadı. Peki Kılıçdaroğlu varsayım olarak soruyorum kazandığında kazanırsa bak kazanırsa dedim ha. Yani, seçilirse. Ama seçmen bakın, karar verecek. Ağaçlar dediniz de Murat ya ben böyle bir şey kullandım böyle bana evet. Şey yaptım. Ama öyle seçmen seçilirse, karar verecek. Biz karar veremeyiz ki. Tabii ki yani. Kılıçdaroğlu seçilirse Cumhurbaşkanı yardımcısı ya ben seçilme ihtimalini görmediğim için o seçeneği değerlendirmenin bir anlamını görmüyorum. O varsayımını bile yapmak ben bir anlamı görmüyorum. Niye? Elimde anketler var. Depremden sonra yapılmış anketler. Ve çok basit bir veriyi söyleyeyim size. Bu birçok kişi yazarda yazdı. Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu bu taahhüdü de inanıyor musunuz? %61.7. Aynı taahhütü Kılıçdaroğlu verse inanır mıydınız? 22.6. Ne taahhüdü bu? Bu bir yılda bu konutları yapıp teslim edeceğim. Konut yapma işi. Evet. Yeniden. Bu arada görselleri görünce Sayın Başkan söylemeden edemedim. Bu küresel ısınmayla beraber çok kuraklığımız var. Şu göletleri biraz... Küçültsek mi acaba onların içine dolduracak suyu? O göletlerin tam tersi küresel ısınmaya katkısı. Hayır, onun içine suyu nereden vereceksiniz? Şebekeden mi vereceksiniz? Ya bunların birçok kaynak da olabiliyor. Yani yeraltı sularından da oluşturulabiliyor. Anladım. Ama bu sular çok fazla takviye edilen sular değil yani. Ha, kendi kendini döndürebiliyor. Kendi kendini döndürüyor yani. Yani İstanbul Belediye Başkanı... Bakın ağaçlar nasıl koruyoruz? Ahmet Bey arkada görülüyor. İstanbul Belediye Başkanı... Aynı zamanda Cumhurbaşkan yardımcılığı da yapabilir mi? Efendim İstanbul gibi bir kentin sorumluluğu ikinci bir yükü taşıtabilir mi ya? Bu demektir ki İstanbul'u ciddiye almıyorsunuz. Yani altılı masanın buradaki tutumu şu. Ey İstanbul ve Ankara sizi biz ciddiye almıyoruz. Bu kent 16 milyon nüfusu var Ahmet Bey. 16 milyon. 100 binin üzerinde çalışanı var. Öyle kolay mı? Vekalet verebiliyor diye biliyorum hukuki anlamda birine. Halk vekaleti seçmedi. Halk birisini seçiyor. Evet. Halk seçtiğini görmek ister. Onun için hanım onun bence siyasi olarak da çok gayri ciddi bir önerme olduğunu düşünüyorum. Zaten Meral Hanım'ı masaya döndürme projesi. Gibi bir proje yani. Melih Gökçek de ilk belediye başkanı seçildiğinde milletvekiliydi. İstifa etmek zorunda kaldı milletvekiliydi. Ama o yasal zorunluluk değil mi ya? Yasal zorunluluk burada da yasama ve şey var. Yani ikisinden birini tercih ediyorlar. Ama birini tercih ediyorlar. Bu ayrı bir şey. Ama gördüğüm kadarıyla burada başka bir siyasi manevra var. Ona İstanbul halkı, İstanbul Türkiye insanımız karar verecektir. Buyurun, var mı sorunuz? Ya çok açıklama yaptınız. Şimdi çok mesaj geldiği için bunu soracağım. Bilmiyor olabilirsiniz. 2019 100 bin konut projesi Kocaeli Körfez İlimtepe. Hak sahibi olduk. 3 yıldır evlerimiz yapılmıyor. Ne zaman yapılacak diye bilmiyorum biliyor musunuz? Nereden biz? Toki'ye. Yetkili değil ama ki. Ama ben size sorayım. Toki nasıl olsa size söyler. Ben arkadaşlardan alırım yani sonra cevabı. Olur yani arkadaşlara öğrenebilirim. Evet. Tamam. Şöyle ben bir sorum var da. Birkaç şey ha buyurun. Şimdi CHP'li arkadaşlardan da aldığım bilgide Tevfik Bey'in kendi ilçesinde başarılı bulunduğunu söylüyor. Anketler, osamaya farklı şeylerde. Fakat... Şimdi İstanbul sadece Esenler'den mümkün olmuyor sadece. 960 tane mahalle var. 64. 964 mahalle var. Mesela 964 mahalleyle ilgili İBB Meclis Başkanı olarak siz bir fizibilite yaptınız mı? Acil bir eylem planı. CHP'li bir belediyede de olabilir o mahallelerde. Bunu kim yapması lazım? Bakın. Siz şimdi baktığınız zaman mecliste de önemli bir rolünüz var. Aynen. Elbette ben bunu komisyonların kurulmasında en etkili
sizin yapı oluyor. O yüzden bunun oluşabilmesi için bir komisyona gerek var. İnceleme için. Size de cevap veriyorum. Tarihi bir belge. Her belediyenin dediğiniz görevi yapma sorumluluğu var. Nedir bu belge? Kentsel dönüşüm strateji belgesi. Evet. Her belediyenin kentsel dönüşüm strateji belgesi yapmak zorunlu var Ahmet Bey. İBB, daha doğrusu İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 2003'te yapmış. Yani İPKB. Bakın, onun ardından oluyor galiba bakın, bu. Bakın söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm strateji belgesini bile yapmadı. En son 2019'da Hayri Baraşlı imzasıyla gitmiş. Eski İETT genel sekreter. Eski genel sekreter. Bu kentin yöneten İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kentin kentsel dönüşüm strateji belgesini dahi hazırlamamış. Belgesini dahi hazırlamamış. Bunu yapması sorumlu kime ait? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Yani ilçede bana ait, büyükşehirde Büyükşehir Belediyesi'ne ait zorunluluk. Her belediye hazırlayıp bunu vermek zorunda. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı konuşma yapıyor. İşte stratejik belgemizi hazırlayacağız, göndereceğiz. Ve bunun içindir ki Murat Bey bakın ben 2 yıl önce çıktım kürsüde, mecliste. Dedim ki ey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Madde madde hepsini anlattım. Hepsini teker teker anlattım. Ve dedim ki çık bu İstanbul'u mahalle mahalle kentsel dönüşüm strateji belgeni açıkla. Biz de eğer hükümette destek verilmesi gerekiyorsa gel beraber gidelim. Mecliste destek verilmesi gerekiyorsa gel beraber destek verelim. Yap. Bir şey daha söyledim. Dedim ki acilen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne Büyükşehir Belediye bütçesinin revizyonunu getir. Depreme bağlı bütçeyi revize edelim dedim. Dedim değil mi? Bunu ben önerdim. Bu nedir şu kırmızı? Ha, bu çok önemli. Şimdi az önce gösterdim ya deprem seferberliği. Tweetleri gösterdim. Şimdi bu depremden sonra iletişime dönüşmesi lazım. Altılı masa toplanıyor. Bir şey yapması lazım. Masaya isminin gelmesi lazım. Hatırlarsan 25 Şubat'ta açıkladı bunu. Niye? 2 Mart'ta masa toplanıyordu çünkü. Nedir bu açıklanan? Dedi ki deprem seferberliğini başlatıyorum. Ve şunu yapacağım 11 Mart'ta. Ne yapacakmış? Genel deprem konseyi kurulacakmış. Şimdi deprem konseyi kuracaksınız. Bu dönüştürecek mi bu kenti? İBB'nin bütçesinin depreme göre revizyonu. Revizyonu. Bunu 2 yıl önce söyledim. Mecliste teklif ettim. Kendisi de 2 yıl sonra güzel, tamam. Yapmadı ama. Bugün gündem geldi yoktur. Yok muydu? Yok. 3 ne? Bu da yok. Mevzuat çalışması. Mevzuat çalışması. Şu anda kentsel dönüşüm için bir tane eksik mevzuat yok. Az önce söyledim. 2 İstanbul güçlenir çalışması. İstanbul güçlenir çalışması diye bir şey yapmışlar. Bir site kurmuşlar. Şurada. Ve diyor ki ben İstanbul'un depremi için 13 milyar para harcadım diyor. Açın bakın. Hepsi burada. 13 milyarda ne yapılmış? Yemek yedik. Çalıştay yaptık. Toplantı yaptık. İnsanlar bunu beklemiyor senden ya. İnsanlar evlerini dönüştürebilecek formül bekliyor. Formül. Bakın İstanbul bir şey çalıştı. Hızlı taramanın yaygınlaştırılması. Taradın. Sonra bize yazı yazmış. Diyor ki 112 bin binayı tespit ettim gidin bakın. Bir dakika ya. Bu iş senin sorumluluğunda. Hangi ilçe belediyesinin o ekonomi imkanı var? Bütüncül konut politikası ne demek? Anlayan var mı? Toplantı ve geçici barınma alanlarının ek alanlar. 4 yılda bir tane alan ilave edememişsin. Son 6 ayda mı aklına geldi? Altyapı yatırımları. Erken uyarı sistemi. Kurulları 20 yıl olmuş. Arama kurtarma organizasyonu İstanbul genelinde yasa çalışması. Buyurun. Deprem seferberliği bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Var mı kentsel dönüşüm? Ahmet Bey buyurun. Vardır belki şu bütüncül nerede? Konut politikaları. Baktım ben de ayrıntısına baktım. Acaba ya bu nedir bütüncül konut falan diye baktım. Maalesef orada. Peki, Sayın Başkan. Bitiriyoruz. Son bir, iki tane şey sormak istiyorum. Bir, nasıl zemin etüdünü mecbur hale getirdiniz ya. Çok zorunlu. Çok iyi mesela biliyoruz eskiden ki... bakın bu kadar hassas davranılıyor ki bunu söyleyeyim size. Eskiden şöyle bir not yazılırdı. Zemin etüdü yapılmadan uygulama yapılamaz diye bir not yazılırdı eskiden. Şimdi o not kabul edilmiyor. Tamam. Mesela dışarı açılan kapıları çünkü biliyoruz ki senaryoda bir panik anında yangın, deprem vesaire içeri doğru açılan kapılarda ezilmeler olacak. Yani bütün deprem senaryolarında yazan bir şey. Dışarı doğru açılan kapıdan tutun da mesela Büyükşehir Belediyesi bir eve gidiyor şu anda. Bakacak binaya güvenli mi değil mi?
bina sahipleri izin vermezse yapamıyor şu anda işi. Tabii. Bütün bunlara radikal çözümler lazım. Ama evet. O Tevfik Başkan'ın artık hayır, görev alanında değil. Belediye meclisinden mesela buna dair imarla yok, ilgili bir şeyler yapamıyoruz. Kanunla alakalı bir şey. Orada şunu da söyleyeyim. Siyaset ama şu dışarı, kapıların dışarı açılması çok iyi. Yani ben onu daha önce de okumuştum. Ha, onu mesela. İyi fikir yani. O kesin onu, yapılması lazım. Örneğin İstanbul İmar Yönetmeliği'ni düzenliyoruz. İstanbul İmar Yönetmeliği'nde biz çalışalım koyabilirsek oraya koyarız. Yani çok fayda sağlayacak. Siz öneri koyun ortaya. Yok, yönetmeliğe yazabiliriz onu. Tamam. Bakalım teknik meclis olarak. Tabii tabii. Yönetmelik yapıyoruz şu an. Hayır, CHP ile de anlaşabilirsin canım. İnsanlık için ya. Götürürüz, hiç problemi yok. Başka şeyler de var canım. Mesela ses yalıtımı da istiyoruz yönetmelik yani. Böyle bir ihtiyaç da var ne? Daha çok. Ses yalıtımı konusu var. Bu da yani çok şöyle yapabiliriz. Konu. Bizde şu anda yönetmelik yani var. Bu yönetmeliği şeyler, sizlere göndeririz. Tabii. Görüşlerinizi söylersiniz. Süremiz ben bitti. Ben bir konuyu netleştirmek adına tekrar sormak istiyorum. Şimdi genel sizin anlattığınız kadarıyla AK Partili belediyeler bazı kentsel dönüşüm projeleri yapıyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler biraz daha ağır davranıyor da yapamıyorlar. Her neyse. Sizin yargılarınızı ben sizde bırakayım. Ben şunu sormak istiyorum. Ben mesela... Yargı değil, ben hakikatleri söylüyorum. Ben gazeteci kimliğime evet. Devam edeyim. Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin bir belediye sınırları içinde yaşıyorum. Kentsel dönüşüm projesi de yok benim bulunduğum bölgede. O gösterdiğimiz şema üzerinden hemen kendi hareket ederek tabii. Bakanlıkla bu işi çözebilirim hemen değil mi? Hiç tamam. Problem değil. Çaresiz değilim yani. Kesinlikle. Tamam. Sevgili Ahmet Hakan, iyi bir iş yapmışsınız. Acil ulaşım yollarını açın. Onu da hatırlatmak lazım Büyükşehir'e. Zaten şu anda Sayın Bakanımızın açıklamış olduğu bu 1,5 milyon konut rezerv meselesi var ya. En çok buna hizmet edecek. Acil yolların açılmasına hizmet edecek. Kesinlikle açılması yolları lazım. Kapalı, hepsi yolları park. Kapatan binaların hepsi ortadan kalkmış. Otopark ya. Otopark hepsi araba evet. Park ediyor. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ben ayakta kaldınız, yoruldunuz, oturun diyorum. Siz yok ben ayakta daha iyi konuşuyorum daha iyi. Dediniz. Peki. Çok teşekkürler. Bundan sonra yayınları ayakta yapalım. Yapalım. Tamam. Bizim için yani görsel üzerinden anlatmayı daha çok seviyoruz. O daha anlaşılır oluyor. Evet. Gaffar Yakınca çok teşekkürler. Murat Gezici, Özay çok teşekkürler. Rica sağ olun. İlginç açıklamalar yaptı ama bu kentsel dönüşüm işi çok önemli. Bunu etraflıca konuyla ilgili herkesle konuşmak lazım. Daha sık programlar yapmamız lazım. Gündemden düşürmememiz lazım. Bu cümleyle de bitirelim. Daha çok kentsel dönüşüm üzerine eğildik. Başarılı bir proje, bir örnek ortaya koymuş Esenler. Gelsinler, incelesinler diğer belediyelerde. Aslında yararlanabilirler. Yani nasıl yaptınız, ne yaptınız? Ben tabii bu projede bize çok destek veren saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, Murat Kurum Bakanımıza gönülden, yürekten çok teşekkür ederim. Yani siz gelseler anlatır mısınız? Tabii ne demek? Ayaklarına bile gideriz, hiç problem yok. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.